Abi ben pilav tenceresi istiyorum erişte. Niye ki? Böyle kavuracağım önden bir tık. Aa ya, ama benim sebzelerimi sen görmedin eriştelerimi. Getir bakayım. Bak bak. Getir bakayım. Bak şimdi. Ben sayıyorum malzemeyi, sen getir. 300 gram sebzeli erişte. Tuz, karabiber, bir kase yoğurt, iki diş sarımsak, iki yemek kaşığı sıvı yağ ve kaynar su. Ama ben bunu bir önden kavurayım, sen bir gör. Tamam. Sen bana ver pilav tenceresi, bir de iki tane küp tereyağı. Bak. Bak tarif değil. Tabii. Şimdi ben tereyağıyla bunu bir önden kavurayım. Annem babam usulü bir getir. Şu stüdyomuz bir şenlensin. Bir tereyağı kokusu duysun. Aşkımsın. Ah. Tencerem Allah vermiş. Şöyle ocağımızın ortasına koyuyoruz. Görüyor musun? Allah'tan oraya gittim ha. Kekleri verdik. Vallahi görüyor musun, mahvolacaktık. Rengini gördüm nasıl güzel oldu. Ispanaklı ve pancarlı. Hı? Güzel ama değil mi? O olduramadım. Tık, şimdi bunu... onun suyunu alayım ben Serpil. O oldu. Bakın. Opa. Oh. Al canım içi. Hmm. Sen bunu pilav gibi mi yapıyorsun? Evet evet. Çok güzel oluyor. Tuz, karabiber. Ben de bunu çırpayım hazır. Sarımsağı çırpalım. Karabiber. Helal. Karabiber kaçtı kendime. Ortasına dökeriz biz onu şimdi. Kısmı ben onu. Fokur 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 derken sebzeli eriştemiz. Bakın önden tereyağıyla kavurduk. Tuzunu ve karabiberin içerisine ilave ettik. Ve şu an pilav demler gibi suyunu süzmeden bütün vitamin içinde kalacak şekilde. Bakın pilav demler gibi yapıyorum. Tamam. Ayşem vallaha görüyor musun? Bak. Evet Ayşe'ye selamlar. Biz de şimdi neye geçiyoruz? Şeftalili. Çayımızı yapacağız ama şunu halledeyim. Ayşe sen dün pekmezler yapıyormuşsun, gördük storylerde. Ay. Bize taptaze pekmez gönder. Ayşe. Kıymetli Ayşe. Tamam göndereceğim dedi. Üçüncü şifre kendi. Kaynatıyordu vallahi pekmezleri. Üçüncü şifre kendi. Zaten. Erişte yapışmasın, onu da arada bir karıştıralım. Gidiyorum şimdi karıştırıyorum. 2-3 su bardağına yakın. İlk etapta koyalım. 600 milim vereceğim yeter zaten. Yeter, üstüne soğuk su koyarız. Tamam. Şöyle 2 demlik poşetli çayımız var. Siz isterseniz açık yeşil çay da kullanabilirsiniz. Kenarda o dinlenirken... Ay nasıl zor oldu. Bakın suyu tam geldi erişteye. Pilav yakın çekim vallahi. Yapalım mı onu? Tane tane ayrılmış. Çok güzel gözüküyor eriştemiz şu an. Ay vallahi billahi çok güzel oldu. Kapatayım mı? Dinlensin mi artık ha? Suyu tam olmuş Serpil. Diyorum ya pilav gibi yaptım vallahi. Kapattım. Hiç vitaminini bakın dökmüyoruz. Süzüp boşa harcamadık. Sakın süzmeyin. Bu ev yapımı eriştilerdeki vitamin hiçbirinde yok. Benim gibi demleme usulü önden bir tık pilavı kavurur gibi kavurun. Sonra suyla birlikte taçlandırın. Mis gibi. Ha, bu da güzel bir püf noktasıdır. Yani erişteyi bile makarnayı bile ben asla süzmem. Bilginiz olsun. Sen pilav gibi yapıyorsun ama herkes... Aynen öyle. Makarnayı servise koyuyorum. Makarna çok güzel oldu tam. Vallahi şeyimiz bak. Yok mu? Neyimiz tatlım? Kevgir. Aa, ben sen kenarından deviri verirsin diye düşündüm. Yok yok. Tel tel. Bak. Ne diyor? Hayır. Aa. Üstünü kapattık, sunucu demlendi. Patlatmaya çalışıyor. Şimdi hakkımı yeme, günah. Ortasına da böyle bir sıra şey gezdirelim. Yoğurt. Evet. Serpil bunu ben böyle yapsam. Ben tam onu diyecektim sana. Tutayım mı? Ay dur tuttum sana. Ben o makarnayı burada kesen sunucuyu severim diye. Keseriz yapmadığımız şey. Yani hiç yapmamışım sanki. Canlı yayında bakmamışım. Sunumunu. Tamam. Kaç dakikamız var? Jimmy'ye basma. Tamam. Efendim o zaman sunumu masada gelsin. Tamam. En son masada. Çok kısa bir aradan sonra masada buluşuyoruz. Merhabalar efendim. Yine muhteşem lezzetleri bir araya getirdik. Şu an masada şıkır şıkır bir görüntü var. Sadece sarımsaklı yoğurdumuz. Şurada şöyle bakın şu kısımda. Evet. Olması gerekiyor. Onun dışında zaten her şeyimiz hazır. Neler yaptık? Şöyle kısaca bir anlatayım. Kırpık poğaça yaptık ama orta kısmı komple böyle pul biberi buladık. Çünkü Yüksel Bey o şekilde yemek istiyor.
Hemen önde hamburger ekmeği ve içinde anne köftesiyle birlikte buluşturduk. Hemen yanında sebzeli bir erişte yaptık. Hemen yan tarafında muhteşem yumuşacık muffinler. Bakar mısınız? Gerçekten yumuşaklığına kefilim diyebilirim. Şöyle açıyorum. Bak. Şöyle. Şimdi iç dokusunu çekelim. Nasıl güzel piştiğini şöyle yakından göstereyim. Oldukça iştah açıcı, yumuşacık bir dokusu var. Bakar mısınız? Kesinlikle deneyeceklere afiyet olsun. Kurabiyemiz nasıl oldu? Az daha serpili yakıyordu bunları ama. Bakayım. Oo, soğunca çok güzel. Tam kıvamında efendim. Bunların hepsini birazdan yiyeceğiz. Ve mis gibi çocuklara doğal limonata, pardon, şeftalili çay yaptık. Hemen tadına bakayım size için. Çok hafif olmuş. Özellikle yeşil çay koydum ben. Ama siz aynısını kahvaltıda içtiğiniz çayla da yapabilirsiniz. Hem de şu meyve suyu alma olayını da ortadan kaldırmış olursunuz. Hem maliyetli hem de biliyorsunuz içerisindeki katkı maddelerinden dolayı çocuklara zararlı. Bugün de sonuna geldik efendim. Gördüğünüz üzere birbirinden lezzetli tarifleri yaptık. O kadar güzel oldu ki hepsi. Kesinlikle deneyin ve son şifremizi de veriyorum. Ekranda göreceksiniz insan. Son şifremiz de insan. Ne kazanıyorsunuz? Size muhteşem kremlerden hediye edeceğiz. Nasıl yapacaksınız? Nermin Nefes Mutfağı'nda videonun altına gidiyorsunuz. Şimdi bu bütün şifreleri bir araya getiriyorsunuz. Arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. Firmaları takip ediyorsunuz. Ve tabii ki bütün şifreleri yazıyorsunuz. Sonrasında yarın ben zaten açıklayacağım. Bir de Cuma gününün temizlik kazananı vardı. Hemen onu da açıklıyorum kıymetli izleyicilerim. Aytaç burada. Gizem Kuru hanımefendi temizlik setini kazanan kıymetli takipçimiz ve izleyicimiz oldu. Daha ne olsun efendim, hediye veriyoruz, tarif veriyoruz. Sohbet muhabbet var, keyif var, enerjisi yüksek. Canlı canlı efendim hepsi bunların. Umarım hoşunuza gidiyordur. Haftanın ilk gününe muhteşem bir giriş yaptık. Yarın saatler yine 13.00 dediğinde biz Beyaz TV ekranlarında.